Nemin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine bir paket şehriye, arpa şehriye pilavı yapacağım. İçine bunun et, tavuk falan hiçbir şey koymayacağım. Sade yemeğimin yanına bir pilav yapacağım arkadaşlar. Sadece bir paket şehriden yapacağım. Bunun için bana şöyle baya bir yarım bardaktan fazla sıvı yağ koydum. İki yemekten iki kaşıktan fazla tereyağım var. Çok güzel köylü tereyağı. Köylü arkadaşlardan alıyorum. Bir paket şehriye. Bu şehriyem benim pakette. Ben ara ara yapıyorum. 3,5 su bardağı çıkıyor. Ve 3,5 su bardağı bunu güzelce kavurduktan sonra 3,5 bardak su ilave edeceğim arkadaşlar. Ve güzelce altı kısık bir ateşte kaynadıktan sonra tamamen kısık ateş alacağım. Normal pilav pişirir gibi. Bunu güzelce pişireceğim. Harika bir pilav oluyor. Sadece şehriye pilavı yapıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pilav çok güzel, faydalı bir şeyler yanları çok var. Fakat şeker hastası olanlara, rahatsız olanlara biraz dokunabiliyor. Benim eşimde de şeker var. O yüzden arada pilav yapıyorum böyle. Onun için o da yesin istiyorum. Ve şehriden yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Çok da seveceksiniz. Bol tereyağlı ve sıvı yağlı güzelce yapacağım, kavuracağım. Ve harika bir yemeklerimizin yanına öğün olacak. Ve sizlere de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın böyle güzelce kavuruyorum. Bir paket arpa şehriye koydum. Güzel kavuruyorum arkadaşlar. Kavruldu zaten. Şimdi de tereyağını tamam. Önce sıvı yağla kavurduktan sonra tereyağını koyacağım. Çünkü tereyağını koyarsam yanar. Yani yanık olabilir. Tereyağı biliyorsunuz çok hassas ya. O yüzden şimdi tereyağını da koyacağım bunu arkadaşlar. Bir güzel ondan da kavuracağım. Ondan sonra 3,5 su bardağı şehriye koydum. 3,5 su bardağı su ilave edeceğim arkadaşlar. Onu yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar güzelce kavurdum. Tereyağını da koydum. Biraz da tereyağla kavurdum. 3,5 su bardağı suyunu ekledim. Şimdi kaynadıktan sonra kısık ateşe aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapağını kapatacağım. O yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bir güzel pişsin. Piştikten sonra da yine size sunumunu yapacağım arkadaşlar. Yaparsanız çok memnun olacaksınız. Çok da seveceksiniz. Ve bana da teşekkür edeceksiniz. Arkadaşlar pilavım pişti. Bakın çok da güzel oldu. Harika bir şey oldu. İnanın tavsiye ederim size bol tereyağlı. Sıvı yağ, tereyağı güzelce kavurdum. Buna bir tatlı kaşığı ben tuz koydum. Tabii ki yine tuz tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Ondan sonra 3,5 su bardağı tekrar söylüyorum 3,5 su bardağı bir paketten şehriye çıktı ve 3,5 su bardağı normal su koydum. Ama isterseniz dilerseniz bunu tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. İçine tavuk da katabilirsiniz. Ben değişik değişik yapıyorum. Bazen tavuklu yapıyorum, bazen etli yapıyorum. Pişmiş eti ama çok güzel pişmiş eti katıyorum. Onun suyundan da ilave ediyorum. Tavuk suyu, et suyu, haşlanmış kemik suyu o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Ve şekere falan da yan etkisi yok. Şeker hastaları da çok rahatlıkla yiyebilir. Afiyetle yiyebilir. Ve bu arada hani derler ya pilav isteklerini bastırabilirler arkadaşlar. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.